Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli insanlar. 28 Mayıs 2018 Pazartesi sabahında yepyeni bir haftanın başında Modern Sabahlar bir kez daha radyonuzda. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta saat 10'a kadar espriler, şakalar, taklalar, falanlar, filanlar, hepsi Modern Sabahlar'da. Bütün bunların yanında şanslı isimler için Pizza Lokal'den pizzalar da sizi bekliyor. 3 saat içinde olmayacak şeyler olacak sevgili dinleyiciler. Hepinize bir kez daha günaydın. Modern Sabahlar. Dinleyicilerimizden uzak, hasretle birbirimize sarılarak az kaldı, az kaldı, çok yakında karşılarına çıkacağız diyerek geçirdiğimiz günlerden sonra Modern Sabahlar radyonuzda. Hoş geldiniz Fahir Bey, hoş geldiniz Oktay Bey. Siz de hoş geldiniz Ege Bey. Gerçekten çok güzel tanımladınız Oktay Bey. Günaydın. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk ve günaydın ve nihayet. Nihayet. Nihayet hasret sona erdi. İki gün, yemin ediyorum, bana iki asır gibi geldi diyebilir misiniz? Ben diyorum. Heh, belki bazıları diyecek geldi ki abartıyorsun falan. İki milenyum gibi geldi. Ha? İki milenyum. İki milenyum. Daha da kastıracaksın. Arttı. Hadi bakalım arttı. Ben artırmak istiyorum. İki asır gibi geldi. Çünkü bin olduğu için kartı. Evet, doğru. Evet, nasıl bir haftaya başlıyoruz? Şahane bir haftaya başlıyoruz ben diye düşünüyorum. Ben net konuşayım. Yağmurlu bir haftaya başlıyoruz. Gene gerçekten yımış yımış geçireceğimiz bir haftaya merhaba. Ara attırmalı mı yoksa şakırtılı mı? Yo, bayağı şakırtılı bir yağmurlu bir haftaya başlıyoruz. Üstelik ülke genelinde kuvvetli yağışlara dikkat diye uyarı var yine. Ben... Olsun canım, öyle iki yaştan da hayatımız alt üst olacak değil yani. Sel baskınına uğrayanlara da sen bunu açıklarsın, o kadar da çay olmayacak diye. Barajlarımız her tarafı... doldu diye sen açıklarsın ya. Barajlarımız zaten doluydu Ege. Ben zaten belli noktada... Zaten iğrenç o barajlardan tiksiniyorum ya. Niye? Allah barajlar Allah dolsun diye böyle barajlarımız falan. Ne baraj kendi kendine dolması gerekmiyor, onun için yapılmıyor mu zaten ya? Havadan yağmurda dolacaksa biz, daha doğrusu barajın derdine düşeceksek niye baraj yapıyoruz? Değişik açıklamalar yani. İsterseniz ben tatlıya bağlayayım. İki asır gibi geldi bana. Yok, olmadı mı yine? Yine şöyle tatlıya bağlayayım. İskenderun'da bir oda büyüklüğünde bir alana yağmur yağdı hafta sonu. Gördünüz mü bilmiyorum. Tek oraya şöyle, bir sel basmış. 2 metre eninde 5 metre uzunluğunda bir alana. Sadece o bölge. Yani hani böyle şey, bölgesel yağışlar deniyor bazen, işte buraya yağıyor da başka bir işte ilçeye yağmıyor, başka bir semte hatta yağmıyor ya falan. Bir yolda ya, özellikle şey oluyor böyle, yolda tam böyle bir taraf ıslak, bir taraf şey, bir taraf dedim. Uğursuz bir adam mı orada takılıyormuş Oktay? Herhalde onun yani. Onun tepesine mi yağmıyor? Gamlı bir adam mı varmış? Fotoğraflarda da kimse yok. Bir iki tane araba var. Bir tane adam var fotoğrafta, evet. Allah'ın cezası herif. Bir tane adam var, doğru söylüyorsun. Ve de kenarda köşede kalmış yani fotoğrafta. Artık kendini mi saklıyor, ne yapıyor ama. Mesela iki dakika falan yağdıysa hiç ciddiye almayacağım ama mesela böyle yarım saat 45 dakika sadece o bölgeye yağdıysa vallahi büyük saygı duyacağım o adama. Yarım saat ya. Yarım saat. Yarım saat, yaklaşık yarım saat sürmüş. Tam o bölgede bu bahsettiğim kaç dedim ben? 2 metre, 5 metre. 5 metrelik o alanda hayat normale dönmüş yarım saat yağmur yağdıktan sonra. Keşke portatif baraj olsaydı ya. Aslında evet, öyle bir baraj tipi bir şey. Lent tipi 2'ye yani. 5 böyle bir seyyar baraj olsa. Ya kamyon kasası işte. Biraz derin olması lazım ama. İşte kamyon kasası. Büyük karoser hafriyat, kasası. Hafriyat kamyon kasasından daha derin olması lazım. İki katı kadar falan yani benim bahsettiğim. Bayağı hayır. Bayağı iyi. Dinleyicilerimizin şu anda hayal güçlerini aşan şeylerden bahsediyoruz. Kamyon kasaları. Bizim işimiz kamyonları. Hayal güçlerini geliştirmek. Tabii, doğru. O yüzden de böyle net örnekler veriyoruz. O yüzden bu hafta nasıl olacak? Yağmurlu olacak diyebiliriz. Yani bölgesel yağmurlar da olacak ama tüm Türkiye geleninde de bakayım şöyle bir çarşamba, perşembe. Cuma. Ama gene yeni koca haftayı ya. Vallahi billahi ya. Ama esas pazar. Önümüzdeki hafta ya, pazar günü yani böyle bir harita getirin gözünüzün önüne, Türkiye haritası. Her taraf yağmurlu. Hani böyle hafta içinde böyle bazı bölgeler yağmurlu değil. Ya bazı nereden biliyorlar bir hafta falan öncesinden ya, nasıl hayret bir şey ya. Nereden mıknatıs tipi bir şeyle Fahir. Tahmindir. Tahmindir. Modern Sabahlar. Virgin Radio'da Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Macera dolu pazartesi sabahında olaylara bakmaya hazırlanalım. Ne yaptın, Şampiyonlar Ligi finalini seyrettin mi Ege? Yani ses kısıklığın geçmiş bugüne. Yani o kadar hasret kalmışım ki güzel futbol izlemeye.
bir an evvel Dünya Futbol Kupası başlasın diye bekliyorum. Dünya Futbol Kupası ne ya? Dünya Futbol Kupası ne ya? Dünyanın en iyi takımların adeta Rusya'da birbirlerini galebe çalmaya çalıştıkları bir organizasyon. Aa, vallahi öyle yani, sağ olsunlar. Gerçekten ne gecesiydi o? Cumartesi gecesiydi değil mi? Şampiyonlar Ligi finali. Cumartesi gecesi. Real ve Liverpool. Real ve Liverpool. Vay be Ege. Yani yemin ediyorum abi, şu günlere geldik ya. İşte Dünya Futbol Kupası senesi ya bu sene. Adam futbola ayrıca bir ilgisi oldu yani. Hazırlanıyor şu anda. Çünkü yani Dünya Kupası'ndaki takımların oyuncularının performanslarını da merak ediyor. Ne diyorsun, sakatlıklar oldu. Salah sakatlandı. Ronaldo'nun saçına ne diyeceksin? Vallahi ben Twitter'dan takip ediyorsun. Hiç bunlardan bahsedilmedi bize. Bunları hiç yansıtmıyorlar ya. Bir tek bir kaleci mi vardı yakışıklı? En takip ettiğim Liverpool'un kalecisi. Ondan etkilenmişler. Kızlar ondan mı etkilenmişler? Hı-hı. O birazcık bayağı bir hata yapan bir kaleci oldu ya. Ağlayan kaleci değil mi bir de sonrasında? Ağlayan. Demek çok pişman, çok hatalar yaptım diye. Kaç gol yedi? 3. Normal. 3 gol yedi normalde yani. Normal. Real'den de 3 gol yemek o kadar da şey değil ya. Yeri geliyor bir ama hatalı goller olunca birazcık şey yani ne derler ona. Yani normalde. Zoruna mı gitmiş yani? Zoruna gitmiş. Onun zoruna gidince taraftarın da gücüne mi? Gitti. Ben hiç takip edemedim. Herkes de. Genç eğer bize göre değerlendiriyorsa Oktay. Bize yok, göre herkes genç. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına göre sormuştum. Şey deme şansı var ama. Ha siz çok güzel hatasız oynadınız, gollere boğdunuz, benim yediğim yanlış gollerle kaybettik yani deme şansı var. O da doğru, o da doğru. Demek ki onların şeyi de adam gibi atamadı, atsaydı bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Neyse, futbol dolu bir hafta sonunu geride bıraktık, futbol dolu bir ayı da önümüz bizi bekliyor. Ne zaman başlıyor Dünya Futbol Kupası? Ya şuna şöyle söyleme ya, lütfen rica ediyorum ya, Dünya Futbol Kupası ne ya? Dünya Futbol Şampiyonası da bir şeydi. Kupa tek bir tane şey, tamam onun sonunda bir kupa veriyorlar da Dünya Futbol ama Kupası. Ama futbola veriyorlar bunu. Ya tabii futbola veriyor. Vermiyor kimse. Ya, Haziran'da başlıyor. Haziran'da başlıyor. Haziran'ın kaçı gibi başlar? Ortası gibi başlatmayı düşünüyoruz. Bayram sonrası bence ideal ama tabii ki yine de sen bilirsin Ege, planların varsa ona göre de belki bir hafta. 14 Haziran'da başlıyormuş, baktım şimdi. Bayramın ilk günü. Bayramın ilk günü. Resmen futbol bayramı mı diyeceksin? Ne? Ne kadar güzel şey, niye benim ağzımdan çalıyorsun? Ay, çok ya? Özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Ege affetmeni diliyorum. Bir çevireyim bakayım, başka türlü olacak bu. Benim için bu sene çifte bayram. Vallahi bravo. Oldu oldu. Oldu, olmaz mı ya? Aynısını olur yapsam tabii. Bile olur, hiç önemli değil ya. Evet, bir üzücü haberle başlayalım isterseniz. Yine haftaya yine yitip giden bir değerimiz, ayda yürüyen dördüncü insan olarak tarihe geçen ve hiç kimsenin adını bilmediği, gerekli itibarı yıllar boyunca göremeyen maalesef astronotumuz Alan Bean aramızdan ayrıldı. Ben de ilk defa duyuyorum ya. İşte dördüncü olunca çok fazla şey yapmıyor. Mesela geçtiğimiz Dünya Kupası'nda senin deyiminle dördüncü olan takımı hatırlıyor musun? Hatırlamazsın. Dördüncüler genelde çok fazla hatırlanmıyor. Yani sen öyle bir bu bir işin böyle bir şey var. Birinciyi sor bana. Birinci? Birinci Birinciler asla unutulmayacağı için Schmacher mi? Ama aşk olsun ya, hemen geriye ben döndürdün. Şeyi mi konuşuyoruz? Dünya Kupası'nı mı konuşuyoruz? Dünya Futbol Kupası'nı mı? Almanya değil miydi? Geçtiğimiz Dünya Futbol Kupası'nın sahibi. Almanya olmalıydı diyorsun. O kadar kim aldı ya geçen? Almanya almıştır. Kim alacak canım ya? Ne bileyim ben, bir Brezilya'yı bir abartılı farkla yenip şey yaptılar ya. Futbolu insanlık sporu olmaktan çıkardılar. Ondan sonra da herhalde şampiyon olmuşlardır diye düşünüyorum. Bir noktada bıraktı zaten, gerisini araştırmaya gerek yok. Demek gördüğümüz gibi birinciler de çok hatırlamıyor. Rahmetli çok üzülmesin Alan Bey. Evet. Alan Bean. 1969 senesinde 12. Misyonunda diye geçiyor. Misyon dediğimiz yani mission, yani görevde ayda deli dolu 31 saat bir yaşama şansına sahip olmuştu. Maalesef onu da kaybettik. Yani şimdi orada madem dördüncü yürüyorsun, bir de şey olarak belli yani ilk adımları atan adam kadar popüler olmayacak. Bari bir takla at, bir şey yap. Oradan akılda bir şey. Kalıcı bir şey. Ayda ilk takla diye konuşalım. Öyle olsaydı hatırlardık. Ay yani. Yüzeyine zamansız, kalp falan çizselerdi, bir şey yapsalardı. Zamansız politik espri mi Ege, yoksa gerçekten takla konusunda? Yo yani evet. Zıplasın mesela, zıplayıp ayaklarını ikiye açsın falan, bir şeyler yapsın. Şey ne açma deniyordu ona, şatafat diye isim geliyor nedense. Şatafatla takabur. Şplagat. Şplagat. Ama şplagat. Çok da
şatafatlı hareket olduğunu hepimiz biliyoruz. Şatafat yani. Dense de olur ama bence. Yani gerçekten. Hem anlaşılıyor hem de daha görkemli bir kelime. Bir şeyler yazsaydı. Nereye? Evet doğru. Yani ne bileyim Alan was here. Ve sonra da çimento mu dökseydi? Ya yok yani işte önce orada. Çimentoyu döküp ondan sonra mesela onu yazsaydı. Yani şimdi tabii geçmiş için söylenebilecek tonla şey var ama. İş işten geçtikten bundan sonra gideceklere, bundan sonra gideceklere bakalım bundan sonra kim sonra gidecek? Madem neydi beyefendinin ismi? Alan Bey. Alan Bey'i madem hatırladık 2014 Dünya Kupası'nda da dördüncüyü hatırlayalım değil mi? Kimden? Brezilya. Virgin Radio'da Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 7.42 oldu saatimiz. Dolu dolu bir Modern Sabahlar dinliyorsunuz. Ay'dan bahsediyoruz. Dünya Futbol Kupası'ndan bahsediyoruz. Olaylar, yağmurlar, falanlar, filanlar. Hayata dair her şey bu programda var. Tabii ki olmazsa olmazlardan bir tanesi de moda değil mi? Modern Sabahlar deyince mo zaten neyin mosu? Mod hatta moda. Modanın modu evet. Kanadalı popçu. Şanel bir yaklaşım evet. Kanadalı popçu evet. Justin Bieber bir süre öncesinde bir moda akımının öncüsü olduğunu iddia ederek bu yaza damgasını vuracağını açıklamıştı. Çorap neydi? Üstü çirkin terlik miydi? Evet, çorap üstü çirkin terlik. Hemen heveslisi 55-60 yaş üstü bir takım abiler hınzırca bu modaya kapılıp fütursuzca fotoğraflarını çekip bizlerle paylaşmışlar sağ olsunlar. Ekranı yansıtalım istersen sabah sabah yaşlı adamların ayaklarının fotoğraflarını. Esprili çorap mı Fahir? Esprili çorap değil bildiğin düz hatta bazıları beyaz çorap üstüne sandalet. Yıllarca zaten bununla biz ülke olarak mücadele ettik Alman turistlerden. Ama demek ki Kanada, Amerika bu konulara aç ve bu açlıklarını da bir şekilde gidermeleri gerekiyor. Yaşlılar için hakikaten ama çok güzel bir kapı aralanmış oldu. Niye? Yani bugüne kadar zaten yaşlıları durdurabilen bir şey yoktu. Ama şimdi o yaptıkları şey moda oldu. Moda Justin oldu. Evet. Bieber sayesinde. Sağ olsun Bieber demişler. Bieber. Benim ağrıyordu çünkü demiş. Bütün siyatiklerim tutuyordu falan öyle bir sandalete. Kaç yaşında ya Justin Bieber? Parantez içinde bir şey yazıyor mu? Yazıyor yazmaz mı ya? Her zaman biliyorsun. 27 böyle. Olmadı değil mi daha? 24 parantez içi 24. En niye? Son bu modayı. Ölsün diye mi bekliyorsun 27 deyince? Hayır ya yani 27'den sonra yaşlandı gibi geliyor bana sanatçı. Ben de sanki şey dilek gibi anlaşıldı da söylediğimi açım hani böyle bir 27 yaş şey vardır ya. Hayır yani yaşlı mı yoksa hala genç mi diye sorguladım. Genç. Genç sanatçı diyebilir miyiz hala? Bu çorap üstü terlik modasını en son uygulayanlardan ve popüler olanlardan biri şey değil miydi ya? Kim be? 155'i ararın. O adamda da öyle bir modanın takipçiliği yok muydu? O zaten kürtaj yapan amca diye geçen. Ha, onda da vardı. Doğru söylüyorsun. Aa, doğru söylüyorsun. Bakayım. Doğru mu söylüyorsun? Justin Bieber'ın etkisi. Belki de senin gözünde öyle canlanmış olabilir. Bilmiyorum ama bu yaza ararın Justin isimli diye konuşabilirdi demek ki. bu yaza Dünya Kupası ile beraber damgasını Dünya vuracak. Dünya Futbol Kupası düzgün söylerim lütfen. Dünya Futbol Kupası ya çok özür diliyorum. Siz de sevgili dinleyiciler doğru kullanımla şey yapın çünkü hakikaten bir kelime bir bütün anlamı değiştiriyor. Bu da hepimize bir kez daha ders olsun ve de acaba şey mi ya bunu gerçekten seviyor mu yoksa böyle bir moda şeyi akımı başlatayım falan diye mi vallahi yaptığı Oktay, bir hareket ya? Şimdi aslında sağlıklı da bir şey bir taraftan. Ne sağlıklı? Çorap üstüne şey mi? Ya şimdi öbür türlü direkt ayakkabıya terliğe temas eden şey soğuk değil zaten cırcır yaz olur. Ayından bahsediyorsun. Hı-hı. Terleme yapar şey yapar vıcık vıcık kayar çok sağlıklı değil işte eğer deri sandalet giyiyorsan onun rengi direkt şeye sirayet eder, ayak tabanlarına sirayet eder falanlar olur filanlar olur. Çorapla giydiğin zaman gerçekten mükemmel bir şey. Eskiden kadınlarda da şey vardı topuklu ayakkabının içine. Çok kısa bir süre ben kısa, gördüm onu. Evet. Evet. Ne vardı ya ben anlamadım. Böyle beyaz çorap giyiyordu topuklu spor ayakkabı. Spor çorapla topuklu spor ayakkabı. Kış ha aydınlığı. Böyle bilekli bir tane çoraptan mı? Yani işte kilotlu bilek, çorap değil. Çirkin çoraptan bahsediyorum. Öyle bir moda vardı. O da geldi geçti. O da güzeldi yani dönemine göre. Değil mi Ege? Güzeldi. Beğendin sen yani de. Yani çok açık bazı ayakkabıları kadınların kış günlerinde de giymelerini sağlıyordu belki ama gerek de yoktu aslında. İşte burada da çok da gerek yok ama bence Justin Bieber şöhretini test ediyor. Ben acaba ne kadar büyük bir starım? Neyim taklit edilebilir? Hangi noktaya kadar insanların beni taklit etmesini sağlarım falan gibi. Vallahi, yani işte tişörtü, işte kotunu, motunu, ayakkabısını herkes taklit eder de çorap üstüne terliği de taklit ediyorlarsa ben gerçekten starım diyecek. Bir de zor onu giymek ya çorap üstüne terlik. Şey parmak terlik arası mi? Giymiyorsan parmak şey. Arası değil de böyle şey yukarıdan kemerli terlik mi?
Kemerli, ha doğru söyledin Oktay. Kemerli tel. Öyle, öyle değil mi o? Parmaklarının hepsi bir arada çıktığı terlik. Hepsi bir arada dedi. Bazen doğru. Çünkü bazı terlikler parmakları bölme teknolojisini kullanıyorlar. Birlik ve beraberliği karşıyız. En çok ihtiyacı birlik oldukları dönemde parmakların. Birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan şu günlerde hayır diyor. Modern Sabahlar. 7.52 saatimiz sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar devam ediyor. Evet devam ediyor. Oktay Bey var mı şeyiniz, yoksa ben bir yan kesicilik dünyasından haberler vereceğim. Yan kesicilik şeyine ver, çünkü ben magazine dalacağım, tutamayacağım kendimi. Vallahi mi? Bu da o aslında yüzden magazin sayılır. Hiç girmeyelim magazine. Gazeteler, gerçi bu şeyi de verince böyle bir kendimi kötü de hissediyorum bir taraftan. Şimdi partilerin seçim çalışmaları, mitingleri devam ediyor. Yan kesicilik demedin mi Fahir? İşte oralara da yan kesicilerin en sevdikleri muhitler. Hakikaten öyle. Şimdi dışarıdan gelmiştir onun. Dışarıdan gelen gelmiştir. Kişi değildir o. Bilen biridir bence o. Şimdi 1600 lira ve 400 doları çalınmış bir tane işte ne derler ona? Mitinge yatırımıyla mı gelen adamın parası bu? Ya mitinge 1600 lira 400 dolar artı 400 dolarla gidilir mi? Ya da şeyden bileyim, çıktın. Ha? Bütün biriktirdiğim parayı hep yanımda taşıyorum. Öyle mi gelmiş mitingi izlemeye? Vallahi gelmiş 400 dolar 1600 lira. Ondan sonra işte çalın. İki tane de bilezik. İki tane bilezik. Cebinde koy, arka cebinde tutuyormuş onu da. Polis 160 saatlik kamera görüntülerini inceledi. 160 saat mi? 160 saat vallahi öyle yani, çünkü hani bunlar alanlarda oluyor, orada da bir sürü kameralar oluyor, kameralardan bütün hepsinin tespitleri yapılıyor falan filan. Ankara'da da yan kesici yakalandı. Çok sayıda da sabıkası olan Yavuz Sezer olduğu ortaya çıktı. Yok, diyorlar. İsmini de verdik. Yani hayır, şey verdiği için bu Allah Allah kim demişler, bir oyuncumuz var ya. Hangisi? Şafak Sezer mi? Ha, onun abisiymiş. Böyle değişik şeyler. Hakikaten ne yapsın Tarkan canım? Tarkan'ın da bir abisiyle mi böyle bir şey çıkmıştı zamanında? Bilmiyorum, ben Tarkan'ın Baldızı haberlerini çok yoğun okuduğum zamanlar. Evet doğru ama böyle şey var. Baldızı deme lafsız olur artık Ege, eski. Eski yani sen de. Eski baldızı mı? Tabii canım. Tabii biz Ege lütfen yani artık. Çocuğu oldu Tarkan, lütfen böyle doğru. Eski sevgilileriyle gündeme getirmeyin ya programımıza. Dişleri ağardı, gözleri döndü, ben onları hep unutmuşum ya. Ya lütfen ya, işte böyle şeyler oluyor çocuklar, lütfen yani. Hani kesin midir değil midir bilmiyorum ama burada şeyin de suçu var hakikaten. Lütfen gösterilere, oralara buralara cebimizde bütün birikim. TL'yle gidelim ya. TL'yle gidelim bak, 400 dolar şimdi orada benim bütün burada canımı sıktı. Burada bir tek kişinin suçu var Fahir, o yan kesicinin. Başka hiç kimsenin suçu yok. Oraya gelen adamı yani, ya da kadı da bilmiyorum kimin çalınmış o. Ya plajlara şeyle gelenler var ya. 400 doları bilmiyorum ama onun yani onu bir eleştirme durumumuz yok herhalde. Yani ya, tamam kendi aramızda konuşurken bir şey yaparız. Hayır, ben zaten İnce'den eleştirdiğimiz nokta parasını niye TL'ye çevirmeden. Evet, yoksa doğru. Parasıyla insan kısmı, istediği yere gidebilecek mi? O kısma kesinlikle itiraz edemem. Bir de böyle şey yapanlar var. Böyle plajlara kolunda aha, buradan buraya kadar, dirseğe kadar. Bilezikler. Bileziklerle, takılarla falan gidenler var. Onları da şey yapamıyorum. Ha, onlar nakitte mesela şey yapsınlar. Hı-hı. Tamam ama işte altın tabii orada benim kafamda bir soru işareti duruyor yani. Bir de yanarken de o şey olmaz mı ya? İz yapar. Ama herhalde galiba onda şey var. Önce kendini yakıyorsun. Yani kendini yakıyorsun dedim. Güneşte güzelce mi bronzlaşıyorsun. Sonra takıyorsun. Bronz tende altın güzel durur diye çok bir inanış durur. Vardır. Ama yandıktan sonra değil mi? Tabii yandıktan sonra. Yoksa iz bıraksa bile de zenginliğiniz yani. Ne böyle canım, şey, façalı ameliyanı façalı gibi şey gibi. Bir şey değil ki. Ameliyanı değil, altın yanığı diye geçiyor. Altın yanığı. İyi kalp insanları, bir kez daha günaydın diyelim. Modern Sabahlar devam ediyor. Bu saat içinde bir sorumuz var. Soruya cevap verenler arasında yapacağımız bir çekilişte bir şanslı isim pizza lokalden iki kişilik pizza kazanacak. Hemen sorumuza geçelim. En başta da şu uyarıyı yapalım. Sorduğumuz şeye cevap verirken aman bana ne derler diye düşünmeyin. Çünkü bu yaşlılık göstergesi veya hafif hafif kafanın yerinden gitmesinin bir göstergesi değil. Hepimizin yaptığı şey en yaygını. Maç seyrederken veya televizyonda bir siyasetçi gördüğümüzde yapılan, ama biz bunun ötesinde dizileri, filmleri seyrederken karakterlere laf ediyor musunuz, oturduğunuz yerden akıl veriyor musunuz, yaptıkları hareketlerden sonra tebrik veya tenkit ediyor musunuz sorusu. Telefon, televizyonla konuşanlar bu sabah biraz da bizle konuşsunlar. Telefonumuz 0212 368 62 20, WhatsApp ihbar hattımız 0530 961 57 27. Aramız yani şimdi futbolcuya falan söylenir dedim genelde en de yaygını. En yaygını
Hatta en sertleri de söyle. İşte en yaygını ve en sertleri. Doğru atsana topu, vursana, tutsana, o top kaçsana. Öyle mi vurulur ayağının şeyine ayarını, kurban olayım. Ayarına, ayarına kurban oldum. Senin yapacağın işe saygım yok gibi bir. Gibi mesela, evet. Serzenişlerde sıklıkla bulunuyorsunuz. Siz neye bulunuyorsunuz değerli radyocu arkadaşlarım? İsterseniz değerli benim radyo dinleyicileriyle başlayalım. Evet, çünkü buyurun, bol radyocun bol olması olacak. İçin öncelikle radyo dinleyicisi gerekir. Günaydın. Günaydın, günaydın Ali. Ali ben, İzmir'e. Hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? İyidir, sağ olun. Ne yapıyorsunuz efendim şu anda? Valla işe doğru yoldayım şu an. İzmir'in o güzel trafiğinde. Peki, kolay gelsin. Nereye yolculuk İzmir'de? Mavişehir karşıya kadar Kemalpaşa'ya gidiyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin Ali Bey. Bir lezzet kumpuması adeta, hakikaten kolaylıklar diliyoruz Ali Bey. Kimlerle konuşuyorsunuz? Belli başlı karakterler var mı her hafta böyle karşısına geçtiğinizde, ben bu hafta ona laflar hazırladım falan dediğiniz? Var. İş hayatında klişe modlar var. O modlarla ilgili zaten gelecek sorular aynı olduğu için verilecek cevapları hazırlayıp o şekilde çıkıyoruz. Yaptığımız o. Satış sektöründe olduğumuz için. Anladım. Siz ama günlük hayatta karşılaştığınız gerçek insanlarla sohbetlerinizden mi bahsediyorsunuz Ali Bey? Doğru, aynen. Evet, biz bu sabah televizyondaki insanlar herhalde, onlara satış yapmaya çalışmıyorsunuz. Eğer öyleyse hakikaten durum anlığınızdan daha vahim. Çok kaptırmışsınız kendinizi, çok iş odaklısınız Ali televizyon Bey. Televizyon izlerken böyle birine bir laf duyurmaya çalıştınız mı falan diye sorduk. Yani arkana dikkat et, arkana. Özellikle dizi ve film karakterleriyle konuşma hadisesi yaptığınız şeyler var mı diye sorduk. Yaptım. Kötü karakterlere inanılmaz derecede yüklenerek. Yani, küfürlü mü? Tabii, kesinlikle. Lafımı sakınmam yani, diyorsunuz yani. Ay, lafı sakınmayı bırakın. Gerçek hayatta görsem kafa atacak monta vaziyette. Peki efendim, çok teşekkürler. Siz, ama bence televizyon karakterlerine satış işini şey yapın. Behlül'de param var diye bir dolanmayın sonra yani. Behlül'e satış yapmıştık, tamam, hala alacağımızı alamadık. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Ali Bey'i uğurladık. Gerçekten başka bir platforma taşıma ihtimali vardı. Değerlendirme. Umarız ki erken müdahale edilmiştir. Valla benim son dönemde bir tane var. O da şey olduğum için, ayar olduğum insanlara genelde şey yapıyor. Böyle hani bir heyecanlı yerde arkana dikkat et. O orada öyle mi yapılır? O orada öyle mi söylenir diye değil benim. Sadece Çukur'daki zamanında beyefendi rahmetli olmadan önce beyefendiye bir iki... İlenme mi? Evet. Genelde de tipiyle ilgili ve onun böyle dişleri, ağzını böyle bir şey yaparak öyle yapacaksın, yapmayacaksın, sana ne diyorsan şöyle yap, ağzının ortasına. Tipini eleştireyim gibi mi? Senin tipini seveyim türünde hoş eleştirilerim olmuştur. Başka bir tartışma açmak istemiyorum da aynı şekilde oyunculuk da orada eleştirilebilir. Oyunculuk o kadar ön plana çıkıyor ki. Demek sana bunları konuşturtuyor. Bana bunları söyletme noktasına, evet, getiriyor. Öyle diyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Özgür ben, Ankara'dan. Hoş geldiniz Özgür Bey. Buyurun, kime lafınızı esirgemiyorsunuz? Ya genel olarak benim tekrar takip ettiğim dizi yok. Onun için çok fazla hani kahramanları da bilmiyorum ama. Ben genelde dizileri izlerken oradaki bir adına utanıyorum ve biraz da sıkılıyorum. Dizide yani izlediğiniz bir karakter adına utanmak yani mi? Genel olarak yani aynı hatayı tekrar yapıp dönüp dolaşıp işte birbirlerine uzun uzun bakıp susma var. Ya yani genelde hani bu kadar mı kafanız çalışıyor şeklinde bir tepkiye giriyorum. Siz orada biraz diye mi izliyorsunuz? Senaristlere galiba abi, orada laf çakıyorsunuz ya yani... Oyuncunun da orada şeyi yok yani, orada eğer senaryoda mal gibi 3 dakika boyunca susup manalı gözlerle bakılır diyorsa, oyuncunun da orada yapacağı çok fazla bir şey yok. Manalı bakmaya çalışıyor. Bu arada onu da ikilemesi yani, ben onu biraz bilimsel bir katkı olarak düşünüyorum. Herhalde telepatiyi falan keşfetmeye çalışıyorlar. Uzunca bir süredir birbirleriyle konuşmadan sadece bakışarak beyin algılığıyla bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Biz de anlayamayacak kadar şeyiz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Arda şöyle yazmış. Dizi film fark etmiyor ama uyarılarda bulunuyoruz. Saklan arkanda salak, gitme işte oraya.
Zaten gitmese film orada bitiyor halbuki demiş. Ama uyarıları anladığım kadarıyla duyuramıyor. Benim burada aklımdan çıkmayan çocukluk yıllarımdan bir şey. Yani televizyonla konuşmayı ben ilk orada gördüm ve yaşadım. Ömer amcalar bize geldiği zaman değerli eşiyle birlikte uyumadığını ispatlamak için televizyonda o an ne açıksa onunla konuşurdu. Genelde de dizi bir şey yayınlanırdı falan. Çünkü uykuya da düşkündü ama yani ben kimseyi eleştirmiyorum uykuya düşkün diye ama kendi evinde uyuması kaydıyla bizim eve gelip niye uyuyor? Ama uyumadığını ispatlamak için artık bize mi söylüyordu onu? Yoksa televizyondaki o karakter kötü karakterin karşısındaki ne mi söylüyordu? Hı-hı. Şey diyordu, sabit lafı vardı ya. Tam o uyku otomatiğiyle beraber edilmiş. Mahsus yapıyor. Mahsus yapıyor. Ama mahsus yapıyorlar Oktay. Mahsus yapıyor. İnanma. Mahsus yapıyor. Aynı şey söylenirim ya. 30 dakika uyuması, uyuduğu süre boyunca yani. Böyle biz de dönüp bakardık. Yani o yüzden televizyonla konuşmak biraz bir otomatikte de olması lazım yani. Böyle bir ama her karaktere de aynı şeyi söyleyemezsin ki. Bazısı mahsus yapıyor, bazısı inadına yapıyor çünkü. İşte günaydın. Mahsus yapıyor demek o. Günaydın. Günaydın, merhaba, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Serkan ben, Çile'den arıyorum. Nereden? Çile'den. Şile'den arıyorsunuz. Buyurun efendim, evet, kimle konuştunuz? Evet. Kime laf yetiştirdiniz televizyonda? Vallahi bizim evimiz klasik bir Türk evi olduğu için normal kanallar hiçbir şekilde açık değil. Sadece ve sadece ben dijital kanallarını izliyorum. Hı-hı. O yüzden de bizim yapımızda ceylanlar, zebraları yiyen kaplanlara oluyor. Aynı Allah şey. Sizin cezanızı versin gibi mi? Vicdansız, vicdansız. Ne diye söyleniyorsunuz? Allah dişini koparsın gibi mesela. Ekmeğimizin peşindeyiz dese, dönüp ekrana doğru, kameraya doğru, daha doğrusu size öyle dese. Ulan ortada ekmek yani, yok ya. Yani çekin şu kameraları da normal hayatımızı yaşayalım diyebiliriz aslında. Bir taraftan da bahsedelim. Hayvanların özel hayatına saygı duyan bir beyefendi hatırımızdaydı. Çok teşekkürler ya, efendim. Görüşmek üzere. Yalnız hakikaten belgesellerde de hayvanlara söylenmek diye bir şey var ya. Yani yapıyor, ben de yapıyorum yapıyor onu. Yapıyor canım. Bir de onları böyle şey yapıyorlar ya, bir anda birer birey haline getiriyorlar ya. İsim koyuyorlar ya. İsim koyuyorlar. Ondan sonra işte orada şey işte, mi belgeseldekiler mi? Belgeseli yapanlar. Ha, belgeseli yapanlar. Bir de anlatıcı şey var. İşte atıyorum çitanın bir adını koymuş. Ondan sonra karamba ormanın derinliklerine doğru ilerlerken yavruları ondan habersiz bilmem neye doğru ilerliyor. Ulan ne ara ne olduğunu zaten hayatım çilekeş. Bir de sizin derdinizi üstleniyoruz. Yani mesela aslan kaplan yavrusuna saldıran çakallar kadar benden beddua yiyen hayvan olmamıştır dünyanın. Ne sivrisinek ne başka bir şey. O çakallar. Sevgili 0463 yazmış. La Casa de Papel izlerken senaristlere çok laf söyledim. Bunca tantana kopartana kadar keseceksin elektriği suyu. Bak bakalım bir şey yapabiliyorlar mı diye. İçeriden çok fazla bilgi vermemeye çalışıyorum. Vana içeride değil mi ama ya? Ben ana vana binanın içinde diye biliyorum. Sonunu da söyledim. Jeneratör var diye biliyorum. Çok sağlam bir jeneratör olduğuna eminim. Çok güzel diziydi o ya. Şöyle güzel bir plan yapalım. Evet, her şey planımıza göre gidiyor. Alan! Planımız alt üst oldu. Evet, tekrar bir plan yapalım. Süper bir diziydi. Ege, hayret bir şeysin abi. Mükemmel bir diziydi. Milyonlarca insanın beğenisine hökürmeye hiç hakkın yok. Maskelerimizi takıyoruz. Evet, planımızı işletiyoruz. Allah! Çok güzel bir diziydi. Çok ama hep şeyleri söylüyorsun ya. Bütün heyecanlı yerlerini söylüyorsun Ege. Dinleyicilerimiz. Modern Sabahlar. Virgin Radio'da Modern Sabahlar devam ediyor. Televizyondaki karakterlerle konuşan dinleyicilerimiz kimlerle konuşuyorlar, ne diyorlar, uyarıda mı bulunuyorlar, alkışlıyorlar mı, yoksa yanlış yaptım falan diyerek eleştiriyorlar mı diye soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 20, WhatsApp ihbaratımız 0530 961 57 20 ya da. Çok güzel dizi dediler diye ufak tefek cinayetlere sardım demiş Nazlı. Sürekli Oya adlı galaktere sektiriyorum. Sen doktorsun ya, doktorsun sen, nasıl olabilirsin ya, salak o ya, öl o ya diye baya sert konuşuyor anladığım kadarıyla. Orada direkt karakterle mi konuşmak lazım, yoksa karakterin sözünü dinlediği başka bir yan karaktere mi? Tabii, yakın anlatmak lazım. Annesi falan varsa dizide yakın bir arkadaşı konuşun falan filan diye söylesene ona diye. Sen izleyicisin sonuçta, seni dinlemez ki. Dinlemez abi tabii.
Sevgili 6282 yazmış. Bir bu arada dinleyicilerimiz sağ olsunlar artık şey gösteriyorlar, ihtimam gösteriyorlar. İsimlerini ve nereden aradıklarını da yazıyorlar. Bizim işimizi kolaylaştırıyorlar. Bunu yapanlara ayrıca teşekkür ederim. Kendi işlerini de kolaylaştırıyorlar. Evet. Bize kazanmak öyle kolay değil. Şimdi ben nereden numaraya göre bir şey söyleyeyim? Şu kazandı, bu kazandı diyelim. Filmlerde kötü adamların esas oğlanı öldürme fırsatını ele geçirmişken sonsuza giden saçma sapan konuşmalar yaptıktan sonra birilerinin kurtarmaya gelmesine ayar oluyorum. Lan hani orada bir mevzuyu uzatıyor ya. Evet. Bitir, tamam, sonra konuşacağım varsa gene söyle. Çok konuşuyor. Kötü adamlar çok konuşuyor. O da öyle demiş zaten sevgili Vefa Eskişehir'den. Çok doğru. Çok doğru tespit. Önce vur, sonra konuş. Ama ben sana de konuşma olsa, demiyorum diyor. Ya şimdi bir adamı öldürüp de arkasından sonuçta ben size bunu yapacaktım ve bana güldünüz o gün falan diye öyle adamla konuşmak daha saçma olurdu. Öncesi daha mantıklı diyor. Öncesi çok daha mantıklı. Ama çok da uzun tutmamak lazım. Böyle 30 tabii. saniyelik hoş bir konuşma. Hemen yani akabinde WhatsApp'ta hazırlasın mesajını. Tabii öyle abi, bir baka saniye baka. Olur yani. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Ay çok heyecanlı şöyle yazmış. Rahmetli dedem haberler başlarken iyi akşamlar diyen sunucuya iyi akşamlar evladım diye cevap verirdi her akşam demiş. Gerçek bir diyalog beyefendi. İşte. Gerçek bir diyalog mu? Gerçek bir beyefendi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Alo. Alo, buyurun, kimle görüşüyoruz? Ben Onur, İzmir'den arıyorum. Onur Bey, kimle konuşuyorsunuz televizyonda falan filan? Açıkçası şöyle, bu konuyla ilgili olan tecrübem ilk babaannemle başladı. Çok güzel yerden başlamışsınız. Evet. Türk filmlerinde kendinden geçiyordu. Özellikle şu... İşte içeceğini hap konup da kandırılan kızlarla ilgili. Evde çığlık çığlığa bağırırdı. Kıza mı? İçme, yapma diye. Kıza konuşuyor değil mi? O pis herifle konuşmuyor da onu huhatan bile almıyor ama o kızlara konuşuyordu evet. değil mi? Sesini duyurmaya çalışıyordu. Evet. Sonra size nasıl evet, yansıdı bu? Ben de kendimi aynı şekilde La Casa del Papel'de buldum. Takma, takma maskeyi takma. Diye mi? En heyecanlı yeriydi dizin. Tokyo'ya karşı inanılmaz bir kızgınlık oldu. Niye Tokyo'ya kızar mı insan yani ya? Vicdan lazım Tokyo'ya kızmak için. Ne yaptığı için? Yani şöyle oradan bir şekilde kurtulduktan sonra profesörle iletişime geçemeyince Hay Allah. Biz de orada çığlık çığlığa kendimizi bıraktık. Çılık çılığa kendini bırakması bir insanın başına gelebilecek en yani, kötü şey. Ama coşkuyu anneanneden almak yani ne kadar güzel bir şey. Hakikaten bir televizyon karşısında evet. bu kadar heyecanlanabilmek de güzel yani. Basit şeylerle mutluluk gibi bir şey. Çok sağ ol efendim, görüşmek üzere. Bir de bir taraftan tabii çocuğu da uyutmuşuz. Çok da bağırmamaya, kendimizi de kaybetmemeye çalışıyoruz. İçinize atıyorsunuz yani. Ama onun da bir korkusu var yani sesim çıktı çocuk uyanacak. Çocuk uyanacak korkusuyla diye. Tokyo'ya sesi duyurma uğraşı. Çünkü bir tarafta melek yavrusu bir tarafta Tokyo. Melek efendim. Tokyo diyorum Tokyo. Ben kendisine. Sevgili Bülent yazmış İstanbul'dan, bir korku gerilim filminde tipini de beğendiğim bir yan galaktere gitme yapma. Öleceksin yapma gibi telkinlerde bulunmama rağmen kendisi beni dinlemeyip ölünce bak. Bak şimdi dinlemedin ne oldu gibi söyledi. Hiçbir fayda etmedi. Bak öldükten sonra konuşmaya bir örnek. Ay, bir de arkasından ölünün arkasından konuşmak hiç hoş değildir adetlerimizde de değil mi Oktay hocam? Doğru. Cuma doğru. günü ayrıca bu konuya da ölünün arkasından konuşma konusunu da konuşalım. Laf dinlemeyenin arkasından da bir iki cümle söylemek lazım. Söylenir. Genelde bu arada gelen cevaplarda Twitter'dan ezel konusu gündeme geliyor. Ezel'le en çok konuşulan dizi şu anda en azından bize gelen cevaplara göre Ezel. Kumpir Bey de onlardan biri. Ezel izlerken devamlı inanma onlara Ezel, inanma, inanma Ezel diyordum. Bu salak da inanıyordu diye böyle bir şeyini yazmış. Bu arada Burak Bey de Eyşan'la ilgili bir şey kullanarak, bir nida kullanarak Eyşan'a nasıl bağırdığını yazmış bize. Günaydın efendim. Ezel karakteri. Evet. Günaydınlar, merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tolga, ben İzmir'den arıyorum sizi de. Ay ne güzel İzmir yaptı bugün ya. Maşallah yani güzel İzmir yaptırdınız. İzmir'imiz güzeldir. Buyurun Tolga Bey. Valla ben trafikten kurtuldum. Aradım sizi. İyi yaptınız. Şimdi ben genellikle böyle dizi film falan izleyemiyorum ama haftada bir kere maç izliyordum zaten. Futbol maçı ama futbolda işte
İzlerken biraz kendimden geçiyorum. Bir hareket tek başıma falan izliyorum. Bu en son konuştuğum şey de Gomis'in penaltı pozisyonunda. Gomis'e bulunduğum telkinler. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Atacaksın oğlum. Ya öyle telkinle mi bulunulur ya? Sağına at sağına falan diye bir taktik falan yok mu teknik şeyli? Boş telkin vermişsiniz. Yok penaltı verecek ya. Penaltı verirken işte böyle hani şey yapıyorsun tabii. Ayak içiyle yukarıya doğru birazcık vur. Hani kasma kendini. Atacaksın bilmem ne falan filan diye. Böyleydim yani benim en son konuşma şeyim bu. Ha bana cevap veriyorum tabii vermiyor da yapacak bir şey yok yani. İyi bir beklentiye girmemeniz de güzel Tolga Bey. Yaş kaçtı? Benim yaşım 36. Ha maşallah. Ya bazı şeyler demek ki oturmuş. Oturmuş. Güzel. Çünkü bir beklentisi de yok. Komisin kendisiyle konuşmasıyla ilgili. Sağ olun Tolga Bey. İzmir'den yine Irmak yazmış. En son Genel La Casa de Papel dizisinde özellikle polis kadına çok ağır söylemlerde bulunmuş. Neyse demiş, spoiler da vermeyeyim. Ama ben de burada yayında da okumayayım. Ağzını yırtarım demiş. Valla o kadının da ağzını yırtmak biraz şey ister. Modern Sabahlar. Televizyonda hangi filmde, hangi dizide, hangi karakterle konuştunuz diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Cevaplarınız geliyor. Şanslı bir isim de pizza lokalden iki kişilik yemek kazanacak, onu da hatırlatalım. Ege Bey siz söylemediniz ya. Mıdır konuyu açtınız, mevzuyu açtınız. Ondan sonra da sanki hiç bunlar böyle konuşulmamış gibi kenara çekilip böyle bekliyorsunuz kuzu gibi ya. John Wick 2'de kötü adam John Wick'in evini patlattığında şey diye bağırdım. Yapmayın, bu adamın malı kıymetli biliyorsunuz. Resmen orada bağırdım yani. Çünkü ilk film tamamen arabası üstüneydi. İkinci filminde eviydi. Evidi. Yani adam malı kıymetli işte. Ya bunu çok fazla üstelememek lazım. Ya zıttına gitmemek lazım. Mal de, cinlisi John Wick'in maceraları. Aslında mal cinlisi değil bu. Ya, Ege'de mal cinlisi ya, bu arada bir de ev yaptırdığı için Ege'nin de ayrı hassasiyetleri var. Dünyanın aslında kendisini yani John Wick yerine koyuyor. Şu evet. Anda mesela senin yeni yaptırdığın tadilattaki evi böyle şey yapsalar. Mesela o kapıya, yani senin milyon dolar verdiğin kapıya. Hı-hı. Birileri bir şey bir yaptı. Çizik olsun ya. Bırak üstüne, bombayı. Yani neler John Wick gene az yapmış. Ben sana söyleyeyim, az bile yapmış. Her bir çizik bir şey demek. Kabzanda bir çiziğe dönüşür. Bir bravo. Pişmanlıklar da var tabii. Yani televizyondaki dizi film karakterleriyle konuşurken. Fırat şöyle bir şey yazmış bize. Demiş ki Games of Thrones'da. İdam sahnesinde Arya oralarda bir yerde seni kurtaracak, sakin ol lordum dedim ama kafası gitti. Vicdan yaptım azıcık ama o da beni dinlemeseydi canım demiş. Yani çok haklı. Hakikaten yani. Lordum Arya orada kurtarır seni şimdi. Şu anda haberin yok ama resmen mahcup da oldu. Bir dizi karakterinin de en son duyduğu laf bu olması hakikaten o da çok acı. Nereden baksan acıklı bir hikaye. Abi bir başka acıklı hikaye. Keşke nereden aradığını da yazsaydı ve kim olduğunu da yazsaydı. Sevgili 9219 diye geçer. Şahsiyet dizisini izlerken Haluk Bilginer'in oynadığı Agah karakteri için, ki seri katildir kendisi, sürekli olarak dedeye sahip çıkalım dedeciğim demekten kendimi alamıyorum. Tabii seyredenler daha net olarak canlandırıyorlardır. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Türker ben. Türker Bey, nereden arıyorsunuz bizim? Eskişehir yolundan arıyorum. Ankara'dayım şu anda. Peki efendim. Kolay gelsin. İyi yolculuklar diliyoruz size. Hemen alalım cevabınızı. Benim cevabım kendimle ilgili değil, annemle ilgili. Annem çok sıkı bir Survivor izleyicisi. Evet. Dün de belki görmüşsünüzdür. Bir salıncaklı bir yarışma vardı. Evet. Böyle bu kadar vardı. Salıncakla birini sallıyorlar, o da alıyor diğer tarafa koyuyor falan. Annem dün akşam bağırıyor gece yarısına doğru. Döndür diyor. Onlar diyor dönmeden olmaz diyor. Alacaksın kolayca koyacaksın. Ah ben olacaktım orada diyor. Çok mantıklı. Evet. Kimi destekliyor onu da bilmiyorum. Yani iki takıma da destekliyor bir de. Yani iki takıma da kızıyor. Yani mantıksızlığa demek ki katlanamıyor hanımefendi. Formatı aynen, destekliyor yani, olabilir mi? Olmayınca Survivor'ın katlanamıyor kadın. Survivor'ın formatını destekliyor bence. Büyük ihtimalle. Yani kim kazanırsa kazansın. Önemli değil. Önemli olan güzel yarışmış olmak. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Evet. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ankara'dan Demet yazmış. Özellikle sadece benim izlediğim dizilerde ben yalnızca şaşırma ünlemleri gösterirken eşim sürekli eleştirilerde bulunur. Tabii öyle kaçarsın zaten ya. Hemen de polis gelir. Tabii hemen gelsin zaten. Böyle adam mı tutuklanır? Ve çok saçma diye susmamacasına. Aklarını yalap şap okuyor falan gibi mi? Aslında vallahi hanımefendinin işi de zor ya.
Yani erkeklerde bu çok fazla konuşma, yani dizi seyrederken çok fazla konuşmaya bir insan hakikaten bir sus demez misin ya? Hani siz şey... peki böyle tam cümle olmasa da şey yapıyor musunuz? Hı? Şaşırma falan gibi mi? Yani öyle olabilir veya mimikle şeyle. Ya bu adamın yani şaşırmasıyla konuşarak... benim şaşırmam bir değil. Ben biraz daha farklı, ağzım daha şey yapıyor. Konuşarak yani böyle bir hani karşıdakine lafı duyurma değil de, hı-hı, karşıdaki dediğimde dizinin karakterinden bahsediyorum. Duyurma değil de kendi kendinize bir hayret ifadesi olabilir. Var da yayın dolayısıyla söyleyemiyorum Oktay. Vay diye başlayan cümleler. Yani vay değil de hay diye başlıyor. Hay. Günaydın, hay canını efendim. Yediklerim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İsmail, ben Ankara'dan arıyorum. Hoş geldin İsmail Bey. Alalım cevabınızı. Ya benim şeyimde, anımda babamla ilgili. Kendisi tam bir babadır. Çok, hı, az konuşur yani. Evde de çok az sesini duyarım. Tamam. Fenerbahçelidir ama çok da yani izlemez maçlarını. Hı hı. Ama bu Sevilla maçı vardı. Çeyrek finale çıktı. Penaltılara, evet, kaldı Fenerbahçe'nin. Orada son penaltıda şey yapmıştı babam. Ben bakamayacağım deyip içeriyle gözlerini kapatmıştı. Hı. O 40 senelik baba imajını ben de yıkmıştı. Böyle çocuk gibi önünde yattıysa unutamamıştım onu. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Tam konumuz olmasa da bu babanızla yaşadığınız güzel anıyı bizle paylaşmanız, bizi yani paylaşmak için bizi tercih etmeniz bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun. Her zaman televizyon karşısında konuşma değil, bazen de radyo karşısında konuşuluyor. Hayır, benim demin sormaya çalıştım. Yani böyle bir laf etme değil de böyle bir jestle, mimikle, bir ses çıkarmadan yani. Hayret ifadesi olabilir, kızgınlık olabilir. Ya ne dememi istiyorsun Oktay? Onu söyle, vallahi söyleyeceğim ya. Tam anlamadım benim ya. Benim kızgınlık şeyim zaten, en ağır küfrümü gerizekalılar olarak ediyorum. Yani sen... her zaman şey. Hak edene hiç lafımı sakınmam yani. Hmm. Ama şimdi karı koca veya işte bir arkadaş grubuyla film seyrederken konuşmakla tek başına konuşma arasında fark var. Yani mesela şimdi beraber dizi izliyoruz. Orada bir harekete ben karakterle ilgili bir şey söylersem aslında olayla ilgili düşüncemi size anlatmış oluyorum. Ama tek başınayken televizyonda konuşuyorsan o daha içten. Yani işte John Wick'te öyle. Yapmayan adamın malı kıymetli derken odada kimse yoktu yani. İşte aynı şekilde ben de yakalandım öyle ya. Yani içerideyim. Çukur'u en son izlerken, en son bölümü izledin mi Fahir? Hiç yok, konuşamadık izlemedi bu hafta. İşe, evet, güce daldık valla. Hiç konuşamadık. Bir sahnesinde ben ne yaptıysam, Didem terastaydı. Portakal suyunu içmek için terası çıktığında arada şey var ya, kapı cam, görünüyorum ben ama şey diye geldi içeri. Ne oldu dizide? ne oldu? Çeşitli olaylar falan. Az önce ne oldu? Elin ağzındaydı böyle bir hayret ifadesiyle izliyordun diye. Ki benim öyle bir hayret ifadesi hareketim yok sosyal hayatta. Şöyle bir şaşırma var mı bende ya? Aa! Böyle bir şey var mı? Demek ki dizi izlerken ben bambaşka biri oluyorum yani. Ev hanımına dönüşüyor. Duymamış olayım. Vay Pelin'in çok güzel, ben videoya çektiğim şeyi var ya. Survivor değil mi? Survivor'ın zamanında kaç 2-3 yıl önce şey var. Kendini kaptım. Bilmiyorum Hilmi Cem miydi neydi? Hadi İlmicem, Allah'ını seviyorsan bak sana yalvarıyorum, ne olursun lütfen rica ediyorum, hadi ne olursun. Ama böyle şeyin televizyonun karşısında zıpır zıpır zıplarken böyle kendinden geçmiş, şimdi aslında bir taraftan sinirleniyorum yani, başka elin adamına sen beynin yanında bu kadar güzellemeler niye yapıyorsun? Tabii, ama bir taraftan da hoşuma da gidiyor yani, kendini öylesine kaptırmış, öylesine coşkuyla demek ki şeyini, bütün coşkusunu, enerjisini verebiliyor, bu da bir taraftan beni de umutlandırdı. Aklını veriyor abi. Neyse, daha konuşacağız sevgili dinleyiciler. İşin ucunda pizza olduğunu da hatırlatalım size. Modern Sabahlar. Virgin Radio'da Modern Sabahlar neredeyse aralıksız bir şekilde devam ediyor sevgili sanatseverler. Tam oturmuştuk. Vartolu'nun sevgilisi Sadiş'le yaşanan hadiseyi anlatacaktı Oktay Demirci. Gün ay dın 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 başladı. Yalnız laf söz olur ya, öyle Vartolu'nun sevgilisi falan deme. Peki efendim. Lütfen o sözünü geri alır mısın? Alıyorum. Niye, öyle bir şey mi var dizide? İşte ben bahsetmek istemiyorum. Bartolu'yla anılmasını istemiyorum. Özgür şöyle yazmış bize. Annem, dizi fark etmez. Televizyonu kapatıp kendisini seyrediyoruz. Diziden daha şenlikli demiş. Televizyonla konuşurkenki halinden bahsediyor herhalde. Güzelce seni kapattım. Televizyon kapattıktan sonra televizyonla zohbetler mi? Eşyayla zohbet de güzeldir ayrıca yani. Ya da dizi gibi kadıncağız olabilir. Hmm. Öyle bir şey olabilir. İstanbul'dan Azat. Filmlerde sonradan kötü olan iyi galaktere, yapmasaydın daha mutlu olurdun. Ne gerek vardı? Sonradan ne olan?
Sonradan kötü olan karakteri. Ha, yoldan çıkan karakter. Evet, yoldan çıkmaya yanı ama hala o esnada işte bak ne gerek var böyle şeylere. Hala dönebilirsin. Bu kadar sinir yapma benim bence deyip en sonunda da ölünce al işte öldü. İyi oldu. Oh! Yani çünkü o kadar ikaz, o kadar uyarı demek ki bir noktadan sonra insanı da sinir sahibi yapıyor. Onur da şöyle yazmış. Rahmetli babaannem TRT'deki Türk sanat müziği korolarına bakıp sabah sabah nasıl istiyor canınız böyle şarkı söylemeyi derdi diyerek sesini ulaştırmaya çalışırmış. Günaydın efendim. En güzel cevabı verdi. Böylesine bir düdük sesini paylaşmak için bizi tercih ettiğiniz için dinleyicimize teşekkür ederim. Çok güzel ya aslında ne nokta şeyi yapsak yani. Öyle cevaplar gelse çok güzel oluyor. Mesela Zeynep de onlardan birini yazmış. Direkt Aşkı Fefno dizisinden. Nihal'e zamanında çok söyledim. Yapma çocuğum dedim. Bu Behlül'e değmez seni kullanıyor üzülürsün dedim dinleme. Hovarda. Deniz Hanım'ı da üzdü şımarık. demiş ve dinletememiş. Yani öğütlerini bizimle paylaşmış. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Selin ben Antalya'dan arıyorum sizi. Hoş buyurun geldiniz efendim. Selin Hanım buyurun. Bundan yıllar önce daha henüz eşimle evli değilken Paranormal Aktivite diye bir film vardı. Evet. Korku filmi evde hortlak vardı hani. Ben böyle şeyden böyle gerilimleri korku filmleri seyretmekten hiç etmem. Evet. Kardeşi ve eşim beni aralarına aldılar böyle üçlü koltukta ben de arada oturuyorum. Bütün bir film boyunca konuştum ama öyle böyle değil. Onlara da çekimi izlemeyi rehir ettim. Korkuyorum. Korkmamın yerine filmde sürekli konuşuyorum. Korku filmi izlerken korkuyla korkmamak için mücadele etme yöntemi olarak konuşmak. Evet o çok mantıklı. Sürekli ben de şey yaparım mesela. Yani zirvede bıraktım o gün. Bir daha televizyonda konuşmamış olabilirim yani. Kalkıp çay koymak falan da o filmin inmesini bir anda bozuyor. O yani mesela en korkunç sahneye dönseniz bile şey olmuyorsunuz yani yavaş yavaş yükselişi yaşamadığınız için böyle boş konuşmak şey de olabilir aslında. Arada tuvalete gidin o da çok şeylerden bir tanesi birisiyle yok, seyrediyorsanız tövbe ettiler bir daha benimle korku filmi izlemiyorlar. İyi olmuş çok güzel ders vermişsiniz onlara. Kurtuldum yani. Ama siz de kurtulmuşsunuz aslında ya. Siz de kurtuldunuz. Aynen. İşin gerçeğini söyleyelim biz de kurtulduk hanımefendi. Selin Hanım sağ olun görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere iyi yayınlar. Furkan yazmış. Ne yazmış? En son A Quiet Place, sessiz bir yer diye de ülkemizde oynanan Emily Blunt'a verdiğim la gitme oraya bari çocuğu bırak lan çivi var çivi lan şeklindeki uyarılara rağmen. Yalın ayak dolaşan bir kadının maceraları. Yalın ayak dolaşan ve tetanoz olan bir kadının maceraları. Ay. Çok güzel filmmiş ha. Onun sonraki ikinci filmi de var. Yel girmiş mi? Kuduz. Didem Hanım da korkuyla ilgili şöyle yazmış. Didem Taşçı demiş ki korku filmi izlerken o ışığı aç. Işığı niye açmıyorsun? Açsana diye çıldırıyorum demiş. Ankara'dan Beyza yazmış. Beçaçe izlerken savcıya kaba saba davrandığında Beçaçe ona da lalululu konuşma o seni seviyor diye hem akıl vermişliğim hem üzülmüşlüğüm var. Beyefendilik öğretmeye çalışıyor. Ondan sonra suçluları dövdüğünde dediği suçluları hani normal bir şey vardır ya her dizide her bölümde bir tokatlı tokatlama şeyi var. Aferin oh oldu içime de bir yağlar yağları da soğuk sular serpildi. Yağları eridi pardon yağlara soğuk sular serpildi. Şey olur. Dolar. Vallahi patlama yapar şey. Günaydın yapmış. Efendim. Günaydın. Tolga ben. Tolga Bey dinliyoruz sizi. Nereden arıyorsunuz bize? Bursa'dan. İyi yapıyorsunuz. Buyurun. Yapıştırın cevabı. Buyurun. Benim konuştuğum esasında dizi filmler değil. Bazen böyle reklamlar oluyor. Reklamlarda bu da ayrı bir devam boyut. O reklamlarda mesela bir söz dizilimi var. Akıyor. Ve ben orada şey laf sokar gibi yani böyle tiye alır gibi bir şey söyleyesim geliyor. Bazen yani böyle sanki böyle bir skeç gibi. Hani mesela şu dondurma reklamı var ya. Maraş'ı yok işte kaşığımı büktü bilmem ne. Orada şey aklıma geliyor. Kadın birden çıkıyor diyor ki ya takımımı bozdun diye böyle hani çok umursamadan kaşığı bükülmesiyle dondurma kalitesine. Reklamlara müdahale yani. Aynen öyle. Peki efendim. Bunu bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Tolga Bey. Hoşçakalın. Ama lafımız öyle değil de ki bunu paylaşmak için bizi tercih ettiğiniz için lütfen. Tuğçe Hanım şöyle yazmış.
tek kanal döneminde bir teyzemizin izlediği dizinin başrolüne mektup yazıp dizideki tüm entrikaları anlattığını bilirim. Yani sesimi ulaştıramazsam diye büyük ihtimalle mektupla ona ulaşmaya çalışıyor. Böyle böyle oldu. Nasıl bir adammıştı? Arkandan böyle konuştu. Sen olmadığın yerde de aslında şunlar yapıldı. Ve senin görmediğin sahnede olanları. O böyle olacak diyerek mektup ulaştırmaya çalışan bir teyzemizi de almış olalım. Hakikaten çok mantıklı yalnız ya. Yani çok mantıklı dediğin Oktay, ama bunun şey boyutu yok ya. Hani eskiden işte biraz daha fazla vakit alır. Hayır, işte Erol Taş'a başına gelen hadise var ya. Benim de bir şey arkadaşım var işte, oyuncu, bunun şey dizi, ne derler ona, her gün oynanan dizilerin en arkası yakınlarda şey yapıyor. Hı. Orada da biraz böyle kötü bir karakteri canlandırıyor. Yazık kızcağıza gelen şeylerin haddi hesabı yok. Yani höykürmeler, sadece oradan da höykürmüyorlar. Yani işte atıyorum Instagram sayfasından ettikleri lafları, ben televizyon karşısında neler söylediklerini tahmin dahi edemezsiniz. Yani o kadar ağır konuşmalar, o kadar kendini kaptırıp şey yapmalar. Hmm. Vallahi bir belki de bir rahatlama yöntemi falan diyeceğim ama acayip de sağlıklı bir görüntü sergilemiyor ülkemiz. Bu konuda bir kez daha yetkilileri göreve davet ediyorum. Onur şöyle yazmış. Alo. Sonra bakacağız. Alo diye yazmış. Ne yazmıştı Özgür? Onur şöyle yazmış. Baktım bir Özgür bulabilir miyim diye ama Onur şöyle yazmış. Özel bir kanalda bu emlakçıların ev gösterdiği program var ya. Hmm, emlakçıların ev gösterdiğinin ev yazmış. Şey ev alma şey programı. Ev alma programı. Onur şöyle izliyormuş o programı. O evi alma, rutubet olur. Küçük o ev, sığamazsınız. Mezarlığa yakın musallat olurlar diyerek emlak konusundaki bilgilerimi paylaşıyorum. Ben de aynı programda şey diyorum ya. Vallahi çok güzel program. Mal gitti o üç ev içerisinde en saçma sapanını seyir. O eve o kadar para verilir mi? Hakikaten bazen öyle saçma sapan paralar veriyorlar ki nereden, bir de millette para yok derlerle en son şahlandırıyorum yani. Ben bir de o şeyler var ya, ağır yaşamlar. Hı. O ye falan diye öküz gibi yiyorlar ya, hakikaten şey yani. Bir taraftan içim üzülüyor, bir taraftan şey oluyorum yani. Tek yapması gereken yememek. Duramamak ayrı bir şey. Interstellar'da konuştunuz mu siz? Interstellar'da? Hiç. Kütüphanede konuşmuşluğum var ya. Kütüphanede şey vardı ya. Arkasından yavrusuna şey yapıyordu böyle. Bir kendi çabası vardı şey göstermek için. Ay orada içim daraldı. Yap be adam, ittir onu, ittir yap. Ah, anayasa kitapçığını fırlatıyorlar. Hamza şöyle yazmış. Interstellar'da keşif için sulu gezegene yarım saat inip döndüklerinde gemide kalan adamın 27 yıl yaşlandığını görünce ha intihar etseydin yala demişliğim vardır efendim demiş. Çok beklemişti değil mi o? 27 yıl beklemişti. Günaydın efendim. Sulu gezegen. Sulu götürür, susuz getirir. En güzel. Çok bu dönüp sesini ya. Bizle paylaştığınız için. Sulu getirir, sulu götürür de kapattı dinleyicimiz. O ana kadar bir şans vermek istiyordu. Günaydın. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Doğu Özdemir'den. Hoş geldiniz Doğu Bey. Hangi karakterle konuştunuz? Ne dediniz? Vallahi karakterle tam olarak konuşmadım da. Şimdi ben normalde televizyon falan seyretmiyorum. Bir arkadaşım zoruyla senden önce Behzat Ç'yi izledim. Dedi ki işte ya izle. Tam senlik. Ben de daha önce pek senlik bulmamıştım. Sonra dizinin sonuna doğru bir baktım ki beni böyle babaanne moduna soktular. Yani bir replik vardı. Aynı anda aynı repliği söyledik ama televizyonda biplediler tabii. Repliği. Sırf sizinki duyuldu yani. Ortamda. Sadece benimki duyuldu. Ortamlarda öyle dersin, kim bilecek yani. Amatör bir dublaj sanatçısı oldunuz yani o gün. Evet, bu sesle bile. Amatör bir dublaj sanatçısı. Aynı zamanda biraz terbiyesiz bir adam durumuna düşmüş oldunuz. Sağ olun. Çok Doğru sağ olun Bey. Efendim. Görüşmek üzere. Rol gereği. Tabii canım. Zaten hiç televizyon seyretmiyorsunuz. Zaten hiç öyle ağzınızdan kötü şeyler de çıktığına ben ihtimal dahi vermek istemiyorum. Sevgili Rabia yazmış. Dövmeli birini görünce dedem senik eve kim alır zırtapoz diye bağırıyor. Valla öyle bir alırlar ki dede diye de cevabını vermiş sevgili Rabia. İsterseniz birkaç daha mesaj okuyalım. Çok gerilim filmlerinde tepkiler genelde aynı ya, korku filmlerinde. Gitme oraya işte, gitme, öleceksin, gitme şeklinde vazgeçirme. Ama böyle bir tatlı bir sinirle bir vazgeçirme var orada. Çünkü yani ilk söylediği büyük ihtimalle o kişi değil. Daha önce de
defalarca söylenmiş aslında bir cümle. Sadece diziler falan da yok. Bir Ayhan, İzmir'den Ayhan. Yarışmalarla ilgili olarak da öyle bir şey var ya, yarışma seyrederken yani ilgi yarışmasında Ayhan'da Ali İhsan Varol'un sunduğu kelime oyununda 3 harf istemesine rağmen hala kelimeyi bulamayan yarışmacıya ya artık bunu da bilemeyeceksen yani niye katılıyorsun oraya ya diye yarışmacıya doğru serzenişte bulunmuşluğum var diyor. Demek ki bu televizyon falan o kadar yapay değil, eleştirildiği kadar hala böyle bir sıcaklık kurabiliyorsak, bir iletişime geçme derdindeysek belki de o kadar da şey değildir yani. Beyaz cam işte, insanlar birbirleriyle görüşmüyorlar artık, sırf televizyona bakıyorlar falan. Yani konuşup konuşup dinlememe özelliğini mi eleştiriyoruz biz televizyon? Konuşup konuşup dinletememe özelliğini de eleştiriyor olabiliriz. Öyle bir şey. Duyurmuyor ama işte. Duyulmuyor. Bak kaç kişi ne çabalar içine girmiş. O filmlerdeki, dizilerdeki, yarışmalardaki işte dinlemiyor. Herkes bir bildiğini yapıyor. Ya dinlemiyor adamlar. Kafalarına göre takılıyor gibi durum oluyor. Karakterleri zor duruma düşürüyor teknoloji. Evet. Halbuki belki adam duysa oradan senin şeyine göre davranacak ve o tuzağa bile gitmeyecek. İyi, hadi bu saati kapatalım artık Ege Bey. Hay diyoruz efendim. Virgin Radio'da Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Aslında yavaş yavaş yaza geliyoruz. Bir takip ettiğim dizi yok benim bu aralar. Dizilerde hala şey var mı? Yaz tatili. Heyecanlı yerde bırakma. Çukur'da mesela. Sezon sonu mu? Hı-hı. Var. Var canım, bitiyor hepsi. Beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz sezon finali var mı? Veya var yapmış olan hali hazır. Herkesin heyecanına kimse karışamaz. Yani tabii ki var. Bu kimilerinde heyecan uyandırır, kimilerinde hiçbir mesela şey uyandırır. Mesela La Casa de Papel'de. Ha. Maskeleri takacaklar mı acaba sezon finalinde, öyle bir şey var mı? Sadece maske takıyorlarmış zaten. Ulan sen de koca diziyi maskeye şey yaptın ya. Ya niye maskeyi evet, sevmiyorsun? Sen kendin kişisel olarak maske sevmiyor olabilirsin. Ben senin maske sevmemene bir şey demiyorum. Ama rica ediyorum, milyonları peşinden sürükleyen böylesine kaliteli, böylesine planlı tırnak içerisinde bir diziye lütfen ayar olmayınız. Şimdi günün erken saatleri olduğu için araştırma vermek bizim boynumuzun borcu. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi biraz insanları tanıyalım. En büyük sıkıntımız... Ay, geç verdim cevabı. Evet, Oktay Bey lütfen rica ediyorum. Doğru yerde doğru zamanda veririz. Tamam. En önemli şey insan tanımak. İnsan doğru tanırken neye dikkat ediyorsunuz? Bakıyorsunuz ağzını açıyor. Fiziksel özellikler. Fiziksel özellikler. Ağzını şapırdatıp şapırdatmadığına bakar mı? Mesela La Casa de Papel'de maskeleri takıyorlar. Hiç kimseyi tanıyamıyorsun. Konuşurken alnıma mı bakıyor, gözüme mi bakıyor? Evet, alnıma çok güzel bakıyorsa... Kuş, kuş. Beden dili ve mikro mimik uzmanı Semih Pehlivan'dan bize sadece beden dili uzmanı artık çok ciddiye alınmıyor diye mi mikro evet mimik uzmanı diye bir şey yani normal konuşsa. Mimik uzmanı var, bir de mikro mimik var. Normal mimiği babam da anlar ama mikro mimik o kadar kolay anlaşılır. Mesela anlık bir gerekir göz seyirmesi. Ufacık, yakaladım ufacık ben onu. No. O mu mikro mimik? Çok hafif bir göz döndürme. Şimdi günde bir insan ortalama 200 kere yalan söylüyor. Bunu hepimiz gayet hı-hı iyi biliyoruz. Bir insanın yalan söylediği nasıl anlaşılır? Normalde 200 defa yalan söylenecek ortama girmiyorum ben ya. 200 kere yalan biraz abartılı rakammış. 200 kere biri bir şey söylemiyor sana yani. Onu mu diyorsun? Daha doğrusu ben 200 yalan toplam söylemiyorumdur yani. Hı. Yani şeyi de mi şey yapıyorlar mesela, günaydın diyoruz, hava o kadar aydınlanmamış oluyor, yalan fışt fışt mı diyorlar ona? Ya o da kabul görür. Ayrıca yani sen 200 söylemiyorsundur da bir başkası, atıyorum sen 100 söylüyorsundur, öbürü 300 söyler. Ne yapıyoruz biz? Yalan, ortalamayı alıyoruz maalesef, buna biz çan eğrisi deriz zaten. Şimdi ortalama bir insan günde 200 kere yalan söylediği nasıl anlaşılıyor? Oradan başlayalım. Yere mi bakılması? Yani gözünü kaçırıyorsa mikro, yalan söylüyordur. Mikro mimik o mu? Mikro mimik o değil ya. Gözünü kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Bizim hepimizin bildiği, daha doğrusu yanlış bildiği, belki de yalan bildiği şeylerden bir tanesi. Aslında yalan söyleyen insanların daha çok gözünün içine bakıyormuş değil mi? Evet. Yalan söylediğini karşısındakinin ne tepki vereceğini görmek istediğinden, yuttu mu diye. Ha, yedi mi? İyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum diye. Ayrıca yalan söyleyen kişi çok sistematik bir konuşma hazırlar. Eğer yalanı yakalamak istiyorsanız, ki bu sizin ne işinize yarayacak onu da bilmiyorum. Normal düzeni bozmalısınız. Yani bir konu anlatılıyor, bir şey oluyor falan filan, işte bir yerlerden bahsediliyorsa, işte kaza oldu diyerek anlatılıyorsa bir yerde, işte bilmem mesela ne mesela adam geldi ben free bir yerde çalışmak istiyorum diye Sare'ye bir şey sordun, o şey ona geleceğim dediğinde bozmuş mu oluyorsun adamı? Adamın düzenini bozmuş oluyorsun.
Sevgili dinleyiciler, sizlerin de free yerlerde çalışmanız, free mekanlarda çalışmanız nasip olsun inşallah diyorum. Bir yerde bahsediyorsa kaza oldu bilmem ne diye, hı-hı, orada yapıştıracaksın. Hangi tekerlek? Yok, o değil. Bu da çok şey değil mi Fahir ya? Çok ayrıntı veriyorsa ve gözünüzün içine bakıyorsa yalan söylüyor demektir de çok şey değil mi ya? Bazısı çok sistematik. Belki hakikaten çok ayrıntılı anlatıyordur ve konuşurken de gözünün içine bakıyordur. İşte onu da kendine söyle. Kendine hoş sohbet zanneden adamlardan birinden bahsediyorsun değil mi? Zaten her şeyi uzun uzun anlatan sohbet, birisi. Hoş sohbet zanneden mi bilmiyorum da yani bekledir yani adamın özelliği. Ya işte karşındaki insan yalan söylediğine, tamam herkes söylüyor, ona hiçbir itiraz yok da, yalanı yakaladığında böyle bir şey olmuyor musun ya? Yakalamamak aslında daha güzel değil mi? Senin işini daha güzel, daha kolay hale getirmiyor mu? Yakalayıp ne yapacaksın ya? Bırak o da öyle anlatıversin ya. Azıcık abartmış olsun, bir şey olsun. Ne olacak yani bunların hepsi? Arkasından atıyor diye kapat konuyu yani. Ya bitti gitti. Karşınızdaki kişi konuşurken gözlerini bele bele nereye doğru kaydırıyorsa. Yukarı doğru mu? Sola doğru kaydırıyorsa geçmişle ilgili bir şeyleri hatırlamaya çalışıyordur ve bu kişinin yalan söyleme olasılığı çok düşüktür. Eğer gözlerini sağa doğru deviriyorsa, kaydırıyorsa bitmedi. Artık yalancıların da bildiği şey bu ya. Artık yalan söylerken sola bakacaksın, unutma diye uzun uzun kendini hazırlayan şeyler bunlar ya. Herkes konuşmasın bunları. Hakikaten bin yıllık konuları ısıtıp hakikaten ya. Belki uydurduğu konuyu hatırlamaya çalışıyor. Gene sola bakar ama yalanı hatırlamaya çalışıyor. Dönem, daha önce söylediği bir yalan olduğunu da gösterebilir sola bakması. Sadece yalan değil de bu beden dili hadisesinde bir ara şey çıktı ya işte böyle el sıkışırken. Hakikaten milletin... Çok canlar yandı. Güreş konusuna geldi ya. Ne o, el sıkışırken ne oluyor? El sıkışırken işte eli daha yukarıdan böyle şey yapınca daha baskın karakter bilmem. Özellikle işte devlet adamlarının birbirleriyle tokalaşmasında. Bir de öteki kolunu tutması falan. Öteki eliyle kolunu tutması. O dönem bir millet manyak hakikaten. Bak, iki gram şey öğrenip onları kendi hayatlarına uygulamaya çalıştı. Garip garip el sıkmalar ortaya çıktı. Hiç tanımadığın adam hayvan gibi koluna asılır oldu. Niye öyle bir şeye geldik? Lütfen bu tür şeyleri çok da itibar etmeyin. Hala onlar önemli. O şeylerde ne denir? Diplomatik görüşmelerde, hı-hı, onlara çok dikkat ediliyor. Mesela başkanla işte Sayın Cumhurbaşkanı mesela bir görüşme yapacak. Mesela onlar da yani hala çözümlemeler. O çok yani önem veriliyor yani ona. Böyle bir şeyi var. Bir karşılığı var. Öyle de bir mücadele de oluyor. Yakında yani kaç sene sonra olur bilmiyorum ama böyle bir Trump başlattı galiba değil mi onu? El ense çekme bir şeyler. Var canım, onda her türlü yavanlık var zaten şey. O zaten oraya doğru gidiyor yani. Teşne bu iş. Ona bir şey söyle, o sana 50 tanesini yapsın. Ya bir de bir görüşmeden konuşulacak bol malzeme çıkar, bunun yollarından bir tane söyle. Yani konuşulanlar değil de nasıl konuşulduğu, konuşulurken nasıl oturuldu. Anlık fotoğraflar bu üzerine değerlendirmeler falan filan. İşte o Kan'daki biliyorsun şey Merdiven Ahlat Ağacı filminde. Vay öyle durdu, böyle durdu. Murat Cemcir öne geçti falan diye. Hakikaten böyle anlık iki saniyelik şeylerle hayatımızı düzenlemeyelim. Bir üç kırıntılık bilgiyle. Bize de konuşacak şey lazım ya. Yani ne olduk, hayatımızı ona göre düzenledik de çok paralar mı kaybettik? Çok paralar mı kazandık? Yok işte bir sohbet oldu. Ege Kayacan'ın çıtası belli oldu. Bu cümlesiyle. Ne kadar kaybetmen lazım Ege bunun için? Yani Murat Cemcir orada özellikle önde durdu diyerek ben hakikaten binlerce dolar kaybetseydim, bu haberi kim hazırladı, niye beni böyle yanlış yönlendirdi diye davalarla uğraşıyordum şu anda. Doğru. Yani ne oldu, biz boş konuşmuş olduk, konu kapandı. Yani konuşulanlar, insanlar işte orada beni yanlış eleştirdiler falan diyenler de bir şeyler konuştu. Ha yanlış demişiz, meğer anlık bir şeymiş dedi. Ha bu arada şimdi sohbet oldu yani. Bu yalan mevzusunu da açıklamışlar, onu da net olarak söyleyelim de. Hani linçe uğrayan linçe uğramış oluyor mu Ege? Tamam uğradım, linçe uğradım dedi. Bir sohbet oldu gene. Adam sohbet arıyor ya. Sohbet İnşallah arıyor. Linçe uğramasın. Bu yalan mevzusunda da hani bu 200 yalanla şey de giriyor işte, 5 dakikaya hazırım. Yarım saate geleceğim. Ha, onlar da oluyor mu? Yani işte oradaki zaman, onlar da yalancılığa giriyor ki. Zaman nefhumunu doğru tartamamak o da ya. Ama yalancılığa girer. Modern Sabahlar. Virgin Radio'dan Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hafta sonu bir araştırma vardı. Sigarayı bırakmanın en etkili yollarından bir tanesi olarak işte bu elektronik sigaralar mı, nikotin bantları mı, nikotin sakızları mı falan diye. Hı-hı. Araştırma sonuçları
para verirsen bırakıyorlar. Nasıl ya? 2600 poundmuş sigarayı bıraktırma şeyi. Nasıl? Eşiği. Para verirsen bırakıyorlar ne demek? Ben sana para veriyorum. Ya? Sen sigarayı bırakıyorsun. En etkilisi bu. Ve uluslararası bir ölçek mi konuş evet, bununla ilgili? Yani ya, sigara paketinin fiyatından bağımsız bir para veriyorsun. O sabit mi dünyada? Orada bağlamışlar yani araştırmayı yapanlar. Çok güzelmiş. Şimdi yani 2600 pound dedi. Bana da öyle geliyordu zaten de. Yani bu euro şey pound'un yükselmesinden önceki bir araştırma. Pound olarak veriyorlar değil mi Ege? Pound olarak veriyorlar. Ya, şimdi yani, ben 2600. Onun uygulamalarını daha önce yaptım. Yani kendi kendime. Yani sigaraya vereceğim parayla daha üstte bir para olması lazım. Tamam, belki işte, o kesmiyor. Tamam işte demek ki o kesmiyor dediğim işte ben kendime atıyorum böyle bir ödüllendirme sistemi diye. Nasıl ceza sistemi var bende. Kendi kendimi cezalandırma sistemi varsa kendi kendimi de ödüllendirme sistemi de var. Zamanında yaptığım uygulamalardan bir tanesi. Ben bunu bırakacağım. Kendimi de ödül olarak işte kendimi ödül olarak ne alayım? Ben televizyon alacağım diyorum. Mesela işte o dönemde kendimi televizyon almışlığım var. Böylece televizyonlar da az para değil yani. Bunu tabii da canım, taraftan da şey yapacağım. Onlar o kadar şey olmuyor. Belki biraz daha şeyi aşmak lazım. Yani biraz ama daha. Ama mesela sigarayı tekrar başladığın anda birisi gelip evden televizyonu götürürse tamam tamam söndürüyorum dersin. Ha onu evet. Bir onu. Abi lazım yani. Dışarıdan bir para geliyor olması lazım. Dışarıdan bir para geliyorsa. Ha, yani bir sağ cepten sol cebe değil de evet. Böyle dışarıdan bir işlem hacmi evet. De olacak bir şey. Kendi şeydir. Kendini ödüllendirmek o kadar da verimli sonuç veremeyebilir. Ama işte ödülü alan birisi de lazım. Sadece kendi kendini ödüllendirmek değil de ödülü elinden almayacaksan artık bunu hak etmiyorsun evet, diyebilecek birisi. Kontrol eden. Ve yani. Faiziyle. Faiziyle tabii. Ve yani. Böyle normal yasal faizi adamı. Değil. Yasal faizi böyle fahiş. Mesela ben sana dedim ki TL konuşayım Ege. Lütfen. Diyorum ki bu portakal suyu denen meletten artık uzak durmanı istiyorum Ege. Lütfen bir şey söyleme. Al şu 20 bin lirayı. Lütfen al gönlüne göre. Evine mi harcarsın? Çoluğuna çocuğuna mı harcarsın? Kendine mi kitap harcarsın? Alırım. Kitap da alabilirsin. Hep kalın kitaplar alır bir de ben Ege'yi tanıyorsam. Böyle mi yapacaksın derim ama şimdi eğer bir kere de seni görürsem o 20 bin lirayı senden 500 bin lira olarak alırım. Evini alırım çok elinden. Güzel. Evet, yüksek faiz diyorsun Fahir. Yüksek faiz. Düşük faiz olması gerekiyor. Hay Allah Oktay ya. Şey onu doğuruyordu değil mi? Onu ben. Düşük faize göre bir şey lütfen bir formül kurun. Hay Allah. Olmaz ya. Böyle. Sizce dünya üzerinde canlıları oluşturan toplam sayının kaçta kaçını insan oluşturuyor? %1'i bile değil diye biliyorum ben. Yedir canım zaten yarısından fazlası karınca değil mi bunun? 7.6 milyar insan var. Ben size acık ipucu vereyim. Tamam 8'de. Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların ne kadarı bu 7.6 milyar insan? Valla binde bir şeysi ya binde biri. Ege sen ne diyorsun? 1/3 mi? 1/10 biriymiş. Gene bak binli konuşuyor. Gene ya güzelmiş bence. Ama daha fazla olabilir mi ya? Karınca hesaplandığını zannetmiyorum ya. Karınca diye özel bir grup yok zaten. Gördüğün... Niye karınca konusu açıldı onu da bilmiyorum. Ya bu işin arısı var, haşereti var. Yani bir giriyorsun vıngır vıngır ufacık yerde mutlu mesut yaşıyorlar. Şimdi mesela böyle bir penceresinde menceresinde bir delik olanlar balkonlarına doluşan karıncalardan şikayetçi olanlar daha iyi anlarlar. Yani mesela sokakta gördüğün 10 bin canlıdan bir tanesi muhakkak insan mı bu araştırmaya göre istatistiksel olarak? 10 bin canlıdan bir tanesi muhakkak insan. Ama şimdi çık sokağa her tarafta insanlar var. İşte. Gerçi Ramazan'da bu saatlerde çok sokağa çıkmıyorlar ama. O kadar da göremediğin canlı var demek ki. Hadi ya yani. Daha korkutucu bir şey. Ya da dünyanın bir yerlerinde var. Belki senin olduğun yerde yok ama bitkiler en kalabalık grubu oluşturuyor. Abi, dünyadaki canlı. Dünyadaki biyokütlenin, biyokütle diye konuşalım bundan sonra. Nasıl biyoyakıt diye bir şey var. Bitkide mi canlı ne demek ya? Bu bir yani şaşırma ifadesi mi yoksa yeni öğrenme ifadesi yani mi? Yani ıspanak diyor canlı mıdır diyor ya. Yani şimdi çimi nasıl şey yapacaksın? Birey birey mi alacaksın? Her bir tanesini bir tane mi sayıyorsun? Bakayım. Bir kök bir canlı sayılıyor. Bir kök bir her canlı. Her kök yani bir canlı. Nasıl sen bir insan sayılıyorsun? Sen de bir çimde kök. De bir kök bir insan sayılıyor Ege. %82'si mi? Kaç? %82 ile en kalabalık grubu bitkiler oluşturuyor. Onun akabinde hemen insanlar mı geliyor zannediyorsun? Hayır. Karıncalar işte burada devreye giriyor galiba. Bakteriler geliyor. Onun bakteriyi de mi canlı sayıyoruz? Biyokütle ya. Biyokütle deyince bütün canlılar geliyor işte dediğin şey. Yaşayan her şeye diyorsun. Tepki gösterme ya. Bakteri. Onu da mı canlı sayacağız? Yok artık falan diye. Ne olacak ya? Böcekler. Mantarlar. Balıklar.
Mantar da mı? Bak adamın hepsini bitirdiği soruyor. Nokta. Balığa şaşırma fırsatı olmadı mantardan. Balıklar balık deyince onun gözünde bir tek çupra levrek gibi belirdi. O yüzden çok şey yapma yani. Barbunda. Onlara biraz karşı şey var. Pahalı ama çok güzel bir canlıdır. Diğer bütün canlılar bu saydıklarımın yanında dünyanın biyo kütlesinin sadece %5'ini oluşturuyor. Okyanustaki hayat mesela gezegendeki biyo kütlenin kaçta kaçı sizce? Okyanusta bir böyle bir dörtte üçü olsa %1'miş. Orada o kadar koca şeyi kullanıyorlar. Alpler var, bilmem neler var, şeyler var. Bak ne oldu? Alp mark falan demeye başladı. Ben adam az önce bakteriye şaşıran adam yosun diyor, alp diyor, bir şey diyor yani. Nasıl? Bazen mesela denize giriyorsun, orada böyle gümüş balığı sürüsü geçiyor önünde. O da mı sayılıyor? Bir mi sayılıyor mesela? O da bir sayılıyor, evet. Onun dışında biraz şöyle bir şey sorayım size. Kuşların sizce kaçta kaçı? Ya kuş deyince ne geliyorsun gözünüzün önüne? Ya yala çapkını geliyor benim aklıma. İsmi çok havalı çünkü. Kuş standart kumrudur. Herkes gördüğü bir kuş gözünün önüne geliyor anladığım kadarıyla. Kuşların %30'u vahşi sadece. Vahşi ne demek ya? Yani serde... diye saldırıyor gözüne işte. Şey yapalım. Ses dosyasını açtırdın işte al. Bu işte vahşi dediğim bu. Memelilerde ise durum en sevdiklerim ya memeliler. Şu kadar canlı saydın. Hiçbirinin bende öyle şeyi olmadı ya. Neyi? Memelilere ayrı bir gözle bakıyorum ya. Pozitif ayrımcıyım memelilere. Memelilerde daha mı şey mi? Şefkatle mi bakıyorsun ya? Yani? Böyle sempati mi bakıyorsun? Sempati. Tabii canım ya. Nedense bana daha yakın geliyor. Belki memelilerde bir de tüylü oluyorlar ya. Sevilecek hayvan işte. Hepsi de tüylü değil Ege. Yani sen de illa memelilerde aranan tek şey biyoloji dünyasına bambaşka şey getirme yani. İsmail abi mi diyorsun? Yani tüylü müylü diye. Memeli ama kel. Ya lütfen rica ediyorum ya. Memelilerin %60'ı bakın %60'ı büyükbaş hayvan ve domuz olmak üzere çiftlik hayvanı. Onu niye ayırmışlar? Büyükbaş hayvan ve domuz diye. Ramazan diye. %36'sı insan. %4'ü ise vahşi memeli. Keçi mi? Bana vahşi memeli. Çünkü tabii çok var vahşi memeli. %36 insan mı ya memeli? %36 insan evet. Gayet iyiyiz bence ya. Bence de ya hakikaten. İyi bir noktaya gelmişiz. Bir yerde zaferi elde ettik insanoğlu olarak. Ama dünyanın içine eden de biziz değil mi Oktay? Zaten öyle bir araştırmanın sonucu bu. Canlıların %83'ünün yok olmasına yol açan da işte dünyanın o biyo kütlesinin 10.000'de birini oluşturan insan. Büyük başarı bence. Peki yani bakterilerin başka şeyleri bozup yok etmesine niye laf edilmiyor? Evet. Yoğurdu bozan bakteriye mesela niye laf edilmiyor? Yoğurdu bozmaz ki ya, yoğurdu yapar. Sütü bozar. Sütü bozar. Sütü bozuk diye geçer. Siz olumlu bakteri diyorsun abi. Olumlu bakteri mi? Olaylara olumlu bakan bakteri. Aslında bugüne kadar aerob ve anaerob diye ayrılan doğru bakteriler bugüne bravo kadar falan. Ama olumlu yani pozitif bakteriler. Ve olumsuz yani negatiften beslenen bakteriler diye bakteri geçer. Bakteriyi bir tarafa bırak, aslan insanı yiyor. Köpek balığı insanı yiyor. Yani bir insan aslında öldürdüğünde eleştiriliyor orada da. Yiyor da yiyemiyormuş işte. Bu araştırma tam da onu anlatıyor işte. Niyemiş? Yani yiyememiş. Niyemiş, yiyememiş, niyemiş. Yani istese yer de, daha doğrusu yeme kapasitesi var ama yiyemiyoruz demiş. Ay birazdan şu... Ramazan. Modern Sabahlar. Virgin Radio'da Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Tavuk konusuna girmeyelim diye tutuyoruz kendimizi ama galiba konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Tavuklar, kaç günlük tavuk kalmış? Valla en son şu andaki hesaplamalara göre son 17. Oktan. Bakayım 17 günlük tavuk kalmış. Ya o bir tavuk üreticileriyle ne bileyim işte ne bileyim. Gıda Bakanlığı'yla aralarında bir husumetin bize yansıması mı? Biz onu mu alet oluyoruz bir şekilde? Şöyle, bir pazarlığa mı alet oluyoruz onu bilmiyorum. Hemen açıklayalım Ege. Şimdi Türkiye'nin beyaz et ihtiyacı bundan sonra beyaz et olarak geçecektir tavuk. %75'inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik'teki üreticiler bakanlığın çıkardığı yönetmeliği imzalamayarak üretim yapmama kararı aldılar. Bu karar dolayısıyla tavuk üretimi de %80 azaldı. O %5'lik kesim neredeyse bir lütfen orada. Çünkü %75'i buradan karşılanıyorsa. Orada serbest gezenler işte. Orada serbest gezenler. Serbest meslek sahibi tavuklar. Valla en son 20 günlük tavuk kalmıştı. Geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Bugün itibariyle 17, geriye sayım devam ediyor. Stoklarla sınırlıyız efendim diyeceğimiz günlere geliyoruz. Tavuk tüketimi mi azaldı peki? Yani tüketimi azalmadı. Hayır, 3 günden daha fazla olmadı mı bu haber çıkalı? 3 gün oldu işte.
3 günde 20 günlüktü, 17 günlük giderek azalıyoruz. Stokları aynı şekilde kullanıyoruz ya. Aynı şekilde kullanıyoruz. İki katını yani şimdi bu yatırım tavsiyesi değil tabii ki programımızdaki hiçbir şey ama tavuğa yatırıp buradan büyük karlar elde edebilecek kesimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Yumurtadan girecekler o zaman o işe. Ya zaten çok antibiyotikli diyorlar, falanlı diyorlar, filanlı diyorlar, bir sürü şey diyorlar. Sizin üretiminiz ne durumda Ege? Bizim 3 tane tavuğumuz var abi, bana sorduğun sana eğer. 3 tane tavuğumuz var, o da yani batıyorsa. Aman bir sürede yemeği verelim yani. O 3 gün idare eder. Zaten bu işte atıyorum ne derler ona şey çıktı. Ne gribiydi ya? Çin gribi. Kuş gribi. Kuş gribi. Çin değildi. Sen dedin Çin böreği. O Çin böreği var. Kuş. Çin böreği gribi. Onda da insanlar hemen bir uzaklaşıveriyorlar ya, anında kesiyorlar. Bunda da krize girilmez diye eli ayağı titreyen bir takım insanlar olmayacak sanırım sokaklarda. Tavuk yememiz lazım, acil bana tavuk bulun diye. O bağlanır, tatlıya bağlanır. Nasıl tatlıya bağlanır ya? Yani bağlandığında. Yani 30 günlere sadece çıkar mı diyorsun? Yani Türkiye'nin normal döner nasıl bugüne kadar tavuk nasıl rahat edebiliyorsun ya? Çoluğun çocuğun tavuk istediğinde baba biz de tavuk yemek istiyoruz dediğinde ben nereden evi satar? Et veririm ya o zaman. Veremez. Bir de normalde Türkiye'de yani kaç tavuk yani var? Bugün Türkiye'de tavuk şeyi bitse. Bitse dediğin üretimi mi? Üretimi bitse. Aha. Kaç günlük tavuk ihtiyacı var, o konuda da hiçbir bilgimiz yoktu ki bizim bugüne kadar. 20 gün diye şaşırıyoruz da bir arada ben bir bakayım. Bakayım. 18 gün olmuş faal şu anda. Artışlı işte demek hayvanları durduramıyorsun ki. Birkaç tanesini durduramıyoruz efendim. Ürüyorlardı. Umarız ki yakın zamanda tatlıya bağlanır. Çünkü ben bu bir krizde bir tavuk krizinin daha çıkmasına bu ülke kaldıramaz bence diye tavuklara da söz verirsin burada. Seçimlere doğru olması da manidar ya. Tavuklar da böyle şey yapıyor acaba. Dış tavuklar mı? Dış mihrak tavukları mı bunlar? Tabii canım. Bunlar şey tavuğu. Arjantin tavukları bunlar. Arjantin'den tavuk gelmiş. Hastacıklı. O haber mi? Ona da benzer şeyler var. Ama neyse bir süre daha her şeyi yiyeceğiz diye bir kaydı yok. Yemeyelim. Duralım bakalım. Bir şeye göre, duruma göre değerlendirmesini yaparız. O kadar da strese girmeye gerek yok. Gerek yok tabii canım. Yere üstümde bir baskı oluşuyor. Yani gördüğümüz gibi tavuk konusunda da çok konuşulacak bir şey yok. İstersen bir daha bak Oktay. Bakayım. 17 gün olmuş tekrar. Tekrar 17 hakikaten. Belki bir ikisi telefon. Dolar, euro ve tavuk. Modern Sabahlar. Virgin Radio'da Modern Sabahlar'ın bir kez daha sonuna geldik sevgili sanatseverler. İlerleyen dakikalarda, hatta şu içinde bulunduğumuz dakikada bile gerçekleşebilecek bir hadise var. O da bugünün pizza lokal talihlisini açıklamak. İlk önce belirlememiz için zannediyorum ki kuru kuru olmayacak her zamanki gibi. Bu işlerde yani kafalarına göre veriyorlar, tanıdıklarına veriyorlar gibi bir şeyler olmasın diye. Biz bir de bu kadar kişiyi nasıl tanıyabiliriz ki? Bir de öyle bir şey var yani. Bir insanı tanıyabileceği insan sayısı 5'tir, 10'dur. İmza toplar aday olurdum. Çok siyasete girmek istemiyorum. İsterseniz ne yapalım? Yapacağımızı biliyoruz canım. Sibel'i çağırın. Çağıralım mı? Geldi mi ki? Ben bugün izinli diye biliyorum ama Sibel'in yerine galiba kuzeni biraz tartıştık biz. Haberiniz var mı? Söyledim mi size bir şey? Ben de anlatamadım da. Yo. Ne oldu abi? Cuma günü erken geldi günü tartıştınız. Yok ya, cumartesi günü. Cumartesi günü gelmiyor ki zaten. Programda olmayan gün ne konuşuyorsun? Telefon etmiş abi, telefon etti. Miş dedi. Sen ne ettin o mu? Önce o telefon etmiş, baktım bilmediğim bir numara. Araç ne renkte Oktay? Sağ arka teker. Tamam. Yalan söylemiyormuş sevgili dinleyiciler. En azından ortaya çıktı. Yani telefon sonra ben geri aradım. Bayağı da uzun sürdü konuşmamız 2-3 cümle olmasına rağmen. Neyse buradaysa şimdi ben onun yanındayken şey yapmayayım da bayağı bağırdım falan yani. Dedi, şimdi düzgün yap falan diye bağırdı. Düzgün yapıyor kız. Daha ne yapsın Oktay, sen de yani bu şey zar buldun. Çekiyorsun zar abi çekiyorsun. Şimdi siz dışarıdan bakıyorsunuz da onu sen, ben getirdiğim için ben sizden daha fazla sorumluluk hissediyorum ve yani en ufak bir eleştiriyi bile kaldıracak durumda değilim. Hele de bu hassas günlerde. Biz sana hiç Sibel yüzünden herhangi bir eleştiride bulunduk mu? Nasıl hostes getirdin? Ya bazen yani bakışlarınız eleştiriden daha şey oluyor yani. Doğru Ege, senin de eleştirel oluyor bakışların var. Yap bakayım bir eleştirel bakış. Bak gördün mü? Sibel Hanım. Neyse ben gidiyorum. Sevgili dinleyiciler, Pizza Lokal'in bugünkü talihlisini açıklamak üzere Konyalı hostesimiz Sibel stüdyomuzda. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Çok zor oluyor işiniz gereği. Gerçekten sürekli gidip geliyorsunuz.
Ankara'ya yerleşmeyi düşünmez misiniz? Düşünmem. Teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten çarpıcı. Bana. Kim bağırdı? Oktay bana mı? Bağırdı. Oktay Bey mi? Özür dileriz. Zaten biz onun adına bir tatsızlık yaşanmış galiba. Biz işinizi zaten layıkıyla yaptığınızı düşünüyoruz. Oktay da bir anlık gaflete düşmüştür. Onun da Konyalılık hassasiyeti var. Takdir edersiniz ki sizin de Konyalı olmanız. Bana bağırmasın bir daha. Tam merak ne oldu tam olarak? Siz aramışsınız ilk önce. Yok, Ege öyle olursa biz bir 3 gün falan programın şeyini kapatamayız. Çok o yüzden. Üzgünüm. Onu biliyorum, çok üzgünsünüz. Bana bağırdı. Onu boş verin. Biz önümüze bakalım. Evet, yeni bir hafta, bakalım. Yeni umutlar. İnsanlar sizden umut bekliyor. İnsanlar gelsiniz sizden zarflar. Pizza bekliyor. Zarflar. Tamam, o zarfı seçin. Hangisini seçtin? Şehir zarfı şu anda. Şehir zarfı elinizde. Yeşil. Yeşil. Evet, yeşil zarfı açar mısınız? Açmayın, tamam açmayın, ben açarım. Açmayayım mı? Tamam, ben açayım. Zarfı çünkü paramparça ediyorsunuz. Ben ağzını açarım. Bir daha kullanıyoruz o zarfları. Buyurun. Çünkü. Zarf yetiştiremez olduk ya. Doğru. Evet, yeşil zarftan İzmir'imiz güzeldir çıkıyor. İzmir. Bir de oradan şarkımızı çevirirseniz. Hazırsanız. Evet. Ayhan çıkıyor. İzmir'den Ayhan bugünün talihlisi oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Hoşçakalın, gideyim mi ben? Gidin. Ya gitsin değil mi? Gitsin gitsin. Gitsin her şey. Ayhan kalkayım mı? Ya nam, istediğiniz gibi gidin işte, gidin. Gidiyorum ben. Evet. Modern sabahların sonuna geldik. Ayhan'ı tebrik ediyoruz. Pizza Lokal'den 2 kişilik pizza kazandı. Ayrıntıları ulaştıracağız. Kendisine nasıl ulaşacağını, pizzasını anlatacağız. Biz de yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.